Yen koyduk ifadelerini hesaplayınız. Birincisi, kosinus arksinus 3 taksın 5 koşu arkosinus 4 taksın 5. Bunu hesaplaş için keriler arksinus 3 taksın 5'ini alfa bilen, arkosinus 4 taksın 5'ini beta bilen belgeledik. Bu halde alfa beta için biz koyduk inerselerini bulamız. Demek alfa teyin arksinus 3 taksın 5. Biz bulamız arksinusun kıymeti minus pi taksım 2, pi taksım 2 aralığı da buladı. Ve bundan taşkarı sinus alfa 3 taksım 5 keteyin. Şimdi beta üçün şey. Beta teyin. Arkosinus 4 taksım 5. Arkosinus 4 taksım 5. Beta 0 pi aralığı getirişli. Ve kosinus beta 4 taksım 5 keteyin. Hemen bu teyindeki teyindeyi nefes alıklarımız. Ne bana tapış gerek? Kosinus alfa koşu beta'nı tapış gerek. Kosinus alfa koşu beta. Alfa bu beta. Tapamız. Kosinus alfa plus beta için biz kuyudaki formülünü bilmemiz. Kosinus alfa köpaytırı kosinus beta minus sinus alfa köpaytırı sinus beta. Bana bu teyindeyden faydalanalımız, formuladan faydalanalımız. Bizde sinus alfa verilgen, sinus alfa verilgen eken, yan anama verilgen, kosinus beta verilgen. Demek bu ifadanın tapışı için biz kosinus alfanı tapışımız gerek ve sinus betanı tapışımız gerek. Kosinus alfanı kayırdan tapalımız. Kosinus alfa'nı, kosinus kvadrat alfa teyin 1 minus sinus kvadrat alfa formuldan faydalanıp topamız. Teyin 1 minus sinusun kıymeti 3 taksım 5 demek kvadratı 9 taksım 25 teyin 25 minus 9 16 taksım 25. Bir yerde kosinusunu topamız. Yani bir yerde savalım. Plus bulan alamız mı, minus bulan alamız mı? Bir de iki de yıldız hasıl buladı biz aslında. 4 taksım 5, yok ki minus 4 taksım 5. Kaçı var mı alamız? Ya iki lasını hem alışı mümkün mü? İki lasını alışı mümkün mü? Bir tasını alamız. Kaçı var mı alamız? Bak sinus alfa 3 taksım 5 getirin. Ve alfa bana bir de, bana bu aralıkta tekişli. Sinus alfa müsbat bol geldiği sebeple alfa birinci çorak tekişli buladı. Demek alfa birinci çorak burçak iken. Birinci çoraydı kosinus musbat buladı. Demek arabını çıkartıp taşlayınız. Şimdi yakalık kosinus alfa 4 taksın 5 keten iken. Kosinus alfanı taptık. Yeni ne kaldı? Sinus betanı tapış kaldı. Kan de tapağımız. Kosinus beta verilgen. Beta bana bu aralıkta tekişli. Bundan biz sinus betanı tapağımız. Bunun için biz yine trigonometriyanın asasi aynatlıdan faydalanalımız. 1 minus yani sinus beta beta yazalımız. Kosinus kvadrat beta 1 minus kosinus beta 4 taksım 5 keten. 16 taksım 25. Bu ham teyin 25 minus 16 9 taksım 25. Sinus beta teyin. Yani yıldız çıkaramız. Bir daha 2'de imkaniyat var bizde. Peki 3 taksım 5 peki minus 3 taksım 5. Bunun kaysa birini alalımız. Kosinus beta, beta bana bu aralıkta tekişti. Bu da yani beta ya ki birinci çağrayı burçayı ya ki ikinci çağrayı burçayı. Her ikilası da ham sinus musibat buladı. Sinus 0 pi aralığı da manfi bular mıydı? Değil bana manfi sanki teyin yemez. Demek sinus 3 taksın 5 ke teyin iken. Şimdi kalıp bunu ham taptık. Yani hemen tapır gelirlerini şu formülaya akıyorup koyalımız. Kosinus alfa. Hayata taptık. Bana bir de taptık. 4 taksın 5 ke teyin. Köpaytırıp. Kosinus beta verilgen. Oğan 4 taksın 5. Minus. Sinus alfa. 3 taksın 5. Köpaytırıp. Sinus beta. Bunu bana bir de taptık. Oğan 3 taksın 5. Hesaplayımız. Teng. 16 taksın 25. Minus 9 taksın 25. 16'dan 9'dan elsek 7.
7/25. Şunday qilib, birinchi ifodaning javobi 7/25 ga teng ekan. Keyingi misolga o'tamiz, ikkinchisi. İkinci misalını işlemek için arkosinus 1/3 ni alfa bilan belgilaylik. Yani alfa teng arkosinus 1/3. Bu halda bu alfa 0 pi oralariga tegishli bo'ladi. Shu bilan birgalikda kosinus alfa 1/3 ga teng bo'ladi. Demak, kosinus alfa berilgan, alfa 0 pi oralariga tegishli. Nimani topishimiz kerak? Kosinus 2 ko'paytiruv bu alfa. 2 alfani topishimiz kerak. Bu noma'lum. Xo'p, buni qanday qilib topamiz? Quyidagi formuladan topamiz. 2 kosinus kvadrat alfa minus 1. Mana bunday formula bor edi. Kosinus alfa berilgan, o'rniga olib kelib qo'yib biz 2 ko'paytiruv 1/3 ning kvadrati 1/9 minus 1 2/9 minus ve minus 7/9 ni hosil qilamiz. Shunday qilib, mana bu ifodaning javobi minus 7/9 ga teng ekan. Uchinchi misolga o'tamiz. Bu yerda kelinglar mana bu arkosinus 12/13 ni alfa bilan belgilaydik. Ya'ni alfa teng, bu uchinchi misol, arkosinus 12/13. Arkosinusning qiymati 0 pi oralariga tegishli. Shu bilan birgalikda kosinus alfa teng 12/13. Mana buni hosil qilamiz. Endi shu berilganlardan foydalanib bu ifodani topamiz. Bu agar buni alfa bilan belgiladik, bu holda bu teng bo'ladi sinus 2 alfaga. Demak, sinus 2 alfani topish kerak ekan. Va sinus 2 alfa uchun biz birorta formula bilamizmi? Bilamiz. Bu 2 sinus alfa ko'paytiruv kosinus alfaga teng. Kosinus alfani o'rniga 12/13 ni qo'ya olamiz. Bu berilgan. Demak, sinus alfani topsak bo'ldi. Demak, buni biz sinus 2 alfani topa olamiz. Sinus alfani topamiz. Kosinus alfa berilgan. Trigonometriyaning asosiy ayniyatidan foydalanib, ya'ni mana bu ayniyatdan foydalanib biz sinusni topamiz. Kosinusni o'rniga 12/13 ni yozamiz. 1 minus uni kvadrati 144/169. 169 minus 144 25/169. Va bundan sinus alfa teng yildiz chiqaramiz. Yildiz chiqarsak bu yerda musbatini olamizmi, manfiyini, manfiysini? 5/13 ni olamizmi yoki -5/13 ni olamizmi? Alfa bu aralıkka tegishli, sinus alfa bu aralıkda manfiy bo'la olmaydi. Demak, mana buni chiqarib tashlaymiz. Shunday qilib sinus alfa 5/13 ga teng ekan. Ana endi biz mana bu tenglikdan sinus 2 alfani topib qo'yamiz. Teng 2 ko'paytiruv sinus alfaning o'rniga 5/13 yazamiz. Kosinus alfani o'rniga 12/13 yazamiz. Buni hisoblab qo'yamiz. Teng 2 kere 5 10, 10 ni 12 ga ko'paytirsak 120, 13 ga 13 169. Shunday qilib bu ifodaning qiymati 120/169 ga teng ekan.